İran'la da Türkiye'nin arası suni olarak açılmaya çalışılıyor. Yani İran bizim çok eski dostumuzdur. Ve her zaman da dostumuz olarak kalacaktır. Türkiye'nin dostudur. Sayın Ahmed-i Necat buraya geldi. Osmanlılardan kalma bir camide. Sünni imamın arkasında geldi namaz kıldı. Ve dedi ki, bunun siyasi anlamı çok büyük. Ne demek istiyor? Diyor ki, eğer Türkistan Birliği olursa, biz ırkçılık düşüncesiyle gurur ve enaniyetle olaya yaklaşmayacağız. Sünni bir imam arkasında namaz kılacak kadar sizlere bağlıyız. Ben bütün İran halkını temsil ediyorum. Sünni Müslümanların yönetimini kabul ederiz. Sizin imamlığınızı, sizin liderliğinizi, sizin bize yol göstermenizi kabul ederiz ve Türkistan Birliği'ne hazırız. Mesaj buydu. Bu mesaj alındı. Bakın bu da çok önemli bir gelişmeydi. Dev bir gelişmeydi. İran'ın böyle bir şey niyeti yok. İran'dan Türkiye'nin arasını açmaya kalkanlar yine masonlardı. Yine şeytani güçler. Biz niye İran'dan düşman olalım? Yani son derece mantıksız. Müslüman, muttaki, tertemiz, dindar insanlardan oluşan mükemmel bir topluluk İran topluluğu. Son derece takvadır Caferiler, oradaki Aleviler, son derece aklı başında insanlardır ve dini samimiyette çok güzel yaşayan insanlardır. Ahmed-i Necad'ın bir Sünni imamın arkasında namaz kılması Türkiye'de çok büyük bir şaşırtıcı bir şey gibi karşılandı. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Bu küfrü çok kızdırdı, Müslümanları çok sevindirdi, çok büyük hayır oldu, sevinç vesilesi oldu. Bilmeyen Sünni kardeşlerimiz, ben de biliyorum Sünni Hanefi'yim, herkeste bir sevince vesile oldu. Yani Türk-İslam Birliği'nin bütün bölgeyi kuşatacağının dev bir alameti oldu. Çok önemli bir şeydi. Çünkü İran bölgenin en büyük devletlerinden birisidir, Türkiye'den büyük devletlerinden birisidir. İran ve Türkiye birleşti mi, dünyada yani Müslümanları yenecek kimse kalmaz. Yani dünyanın en büyük gücü olur. Pakistan'ın da birleştiğini düşünün. Mısır'ın da birleştiğini düşünün. Bütün Türkistan, Tacikistan, hepsi zaten biliyorsunuz Müslüman ülkeler. Türk ülkeleriyle birleşeceğiz inşallah. Bölgede dev bir güç oluşacak inşallah. Sosyal adaletsizlikler, zulümler, bu terörler, anarşi hiçbir şey kalmayacak Allah'ın izniyle. Terörü de durduracağız, anarşiyi de durduracağız. İran'la da inşallah çok güçlü bir ittifak meydana getireceğiz. Küfrü tabii çok kızdırabilir, hiç önemli değil. İranlıları da çok seviyoruz. Hepsi bizim aslanlarımız, kardeşlerimiz. Hepsi yiğittir İranlılar inşallah. Bütün bölge gibi maşallah.